Elimde pırlanta yüzük var. Tek taş. Oldukça da büyük. Bunu güvenli bir şekilde elden çıkartmak istiyorum. Sen anlarsın bu işlerden. Ya ne yapacaksın nereden bulduğumu? Bir yerden elime geçti işte. Araya ihtiyacım var. Bir an önce çekip gitmek istiyorum buradan. Ya mümkün olduğu kadar uzak olsun yeter. Neresi olduğu önemli değil. Tamam. Haber bekliyorum senden. Satalım şunu hemen. Burhan Bey. Buyurun Hülya Hanım. Mesut geldi mi? Gördünüz mü? Mesut? Yok. Hayır. Allah Allah. Ya uğrayacağım demişti. Sağ ol. Abi Hülya Hanım. Biraz konuşabilir miyiz? Buyurun. Buyurun lütfen. Otur. Sizi dinliyorum. Hülya Hanım. Siz bana kızgın mısınız? Yok, değilim. Niye kızacağım ki? Bu geçen Mesut'la ilgili söylediğim şeylerden dolayı. Evet, bunu konuşmuştuk. Size sinirlendim. Yani Mesut'un katil olduğunu ima etmeniz hiç hoş değil. Özür dilerim. Sonra ben de düşününce hadsizlik ettim, fark ettim. Neyse, tamam. Yani bunu konuşmuştuk. Kapatalım bu konuyu. Siz bunları hiç söylememiş olun. Ben de duymamış olayım, tamam mı? Peki. Güzel. Başka bir şey yoksa şimdi bir mutfağa bakmak istiyorum ben. Aslında var. Nedir? Ben kafedeki hisselerimi devretmek istiyorum. Anlamadım. Ortaklıktan ayrılmak istiyorum. Eğer hisseleri siz satın almak isterseniz hemen devrini yapabilirim. Hem böylece bir yabancıyla da uğraşmamış olursunuz. Çok ani oldu tabii. Şu anda şaşırdım, şoktayım. Beklenmedik bir durum olduğumun farkındayım. Peki siz ne yapmayı düşünüyorsunuz devrettikten sonra? Kendime yeni bir hayat kurmak istiyorum. Yeni bir hayat? Evet. Belki başka bir şehirde ya da başka bir ülkede. Bilmiyorum. Neresi olduğuna henüz karar vermedim. Yani yeni bir hayat kurmak heyecan verici muhakkak ama bir o kadar da zordur. İyicene ölçüp biçtiniz mi? Düşündünüz mü bu konuyu? Zor olacak, biliyorum. Ama biz her şeyin üstesinden gelebiliriz kızımla. Cansu sizinle mi geliyor? Evet. Yani son zamanlarda annesiyle birlikte yaşadıkları onu çok üzdü. Ben Cansu'nun artık hep mutlu olmasını istiyorum. Cansu geliyorum dedi mi size? Bilmiyorum. Henüz sormadım. Ama eğer gelirse beni çok mutlu eder. Yani baba kız sadece kendimize ait bir hayat inşa edelim istiyorum. Tuğlalarını ikimizin yerleştirdiği. Yani nasıl hayal ettiysek. Peki ya gelmezse? Sonuçta annesinden ayrılmak da onun için çok zor olacaktır. Ayrıca sizinle gelemezse sizin gitmeniz de onu çok üzecek. Bunun farkında mısınız? Cansu yetişkin biri. Kendisi için doğru olan seçimi yapacağından eminim. Peki ne diyeyim? Hakkınızda hayırlısı olsun. İşte bu yüzden hisseleri bir an önce elden çıkartmak istiyorum. Eğer alıp almayacağınızı bana bildirirseniz ben de başka birini aramam. Tamam. Bana biraz süre verin. Ben düşüneyim. Mesut'la konuşalım. Sonra size geri dönelim, olur mu? Tabii. Siz konuşun Mesut'la. Mesut'un bu teklife çok sevineceğinden eminim.